Kablosuz Kedinin yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Gökhan Kandemir. Evet, bu dersimizde sizlerle beraber ne yapacağız? Face API'ye devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz şey neydi? Face API'nin arkasında kullanmış olduğu yapay zeka teknolojisiyle beraber yüzümüzdeki kamera yardımıyla e, görüntümüzdeki e, görüntümüzü alarak yüzümüzdeki duygu kontrolünü e, çıkarımlarda bulunmuştuk ve bunları bize Göstermeyi sağlamıştık direkt video üzerinde. Şimdi bu derste yapacağımız işlem ise sabit bir fotoğraf üzerinden, sabit bir resim üzerinden ya da e, bulabildiği yüzleri ilk olarak çerçevelemek, daha sonrasında ise e, bu arkadaşları sınıflandırarak işte sen Ahmetsin, sen Mehmetsin, sen Gökhan'sın Defnesin, Handansın, Cihan'sın diye etiketlemeyi, label yapmayı sağlayacağız. Bunun için sizin ihtiyacınız olan arkadaşlar şunlar: bir tane library'imiz olacak burada gördüğünüz gibi sınıflandırılmış e, resimlerimiz var. Bunlardan bu bizim database'imiz gibi düşünebilirsiniz. Bu videonun sonunda ben e, bunu bir iki adım ilerletmek isterseniz ne gibi yollar, ne gibi e, çözümler üretmemiz gerektiğinden de birazcık bahsetmeye çalışacağım. Ee, Database'imiz var. Burada sizin istediğiniz fotoğraflarınız olabilir. Bunlar tamamen modelleme için kullanılan resimler olacak. Ee, i̇kincisi model klasörümüz. Bu sefer model klasörümüz birazcık daha farklı. Bunları da yine GitHub üzerinden elde edeceksiniz. Yine vereceğim. Sadece modeli de zipleyip atabilirim hatta. Ve örnek resimler bunlar da deneme için kullanacağımız resimler. Hiç önemli değil şu an bunlar. Bir yine AppJS'imiz var. Face API'nin minimize kendisi var ve index var. Bu derste bir önceki derste yaptığımız işlemleri uzun uzun anlatmayı planlamıyorum. Bu yüzden eğer bir önceki dersi izlemediyseniz Face API ile alakalı duygu kontrolünü yani lütfen e, ekranın sağında sonunda bir yerinde e, ya da açıklama satırında açıklamalarında linkini veririm. Onu izlemeyi izlemenizi tavsiye ederim. Ve bir önceki video için gelen yoğun talebe, yoğun e, isteğe diyeyim ve geri dönüşlerden dolayı, güzel geri dönüşlerden dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu bana birazcık e, motivasyon oldu. Normal şartlarda onu yapacaktım ve başka bir şey yapmayacaktım. Başka başka içeriklerim vardı. Ama o talebini sayesinde oradaki ilgiyi gördükten sonra bunu ve bundan sonra asıl bu iki videonun bir önceki video ile bu videonun aslında birleşimiyle beraber mükemmel bir proje yapacağız. Bunu da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Çok güzel, aklıma fikirler geldi. Gerçekten yakın zamanda çok ama çok eğleneceğiz kanalda çok hoşunuza gidecek şeyleri yapmayı planlıyorum. Özellikle hareket kontrolü, yüz kontrolü gibi gibi teknolojilerle diyelim. Neyse çok uzattım kusura bakmayın hemen yolumuza devam edelim. App.js'imiz var hazır halde. Index'e html'imiz var <laughs> ama içinde hiçbir şey yok. Hemen ünlem koyarak standart html yapımı şurada oluşturayım. Ne diyeyim ona yapay zeka ile yüz tanıma sistemi yapımı kablosuz kedi. Kablosuz kedi. Güzel. Şimdi ilk olarak neler yapacağız? İlk olarak bizim burada neye ihtiyacımız var? Bir tane input file türü file olan bir input'a ihtiyacım var ve bunu seçebilmek için javascript üzerinden de bunun adına image koyacağım. Daha sonrasında style diyelim. Style, style'da da standart body ile ilgili birkaç tane tanımlama yapalım. Nedir o? Margini. Margini yazamadım. Margini 0 padding'i 0 bu arkadaşı direkt ekranın ortasında görmek istiyorum. Bu yüzden width'ini viewport width 100 olacak tabii ki de. height'ını da aynı şekilde viewport height olarak set ediyorum yani ayarlıyorum. Daha sonrasında da align items center justify content center. Şimdi burada bir de flex direction kullanacağız. Bunun sebebi ise seçtiğimiz fotoğrafı ekranda göstermek istediğimiz için hemen bunları alt alta yapsın. Yani input file'ın hemen altına bunu pozisyon olarak konumlandırsın diye. <laughs> Affedersiniz. Güzel. Şimdi başka şu an için yapacağımız evet bir de canvas ekleyelim. Hatırlayacaksınız bir önceki dersen. Canvas'taki olay neydi? Canvas'ta e, position absolute olacak. Ama velakin Kanvas'ta bizim üzerinde hani mavi mavi yazdırıyorduk ya işte üzgün, kızgın gibi. işte o çizgilerin, o box'ın olması için gerekli olan element. Onu da JavaScript üzerinden ekleyeceğiz. App.js'i hemen import edeyim şurada. Style'dan sonra geleyim. Şurada bir tane script. SRC. Evet. İlk olarak Face API'yi hemen import edeyim. Ardından script SRC. App.js'i hemen import edelim ve bu arkadaşlara defer'i koyalım ki sayfa yüklendikten sonra bu arkadaşları yüklesin. Tamam. Şimdi app.js'te anlatmam gereken birkaç tane husus var burada. Nedir bunlar? Peki ee, geldiğimizde anlatayım. İlk olarak bizim resmimizi bir seçelim. My image diyeceğim. Sonra document nokta get element get element by diyerek image'i seçeceğim. Güzel. Ardından lokal host diyeceğim. Şimdi ben bu uygulamayı çalıştırırken e, Live Server üzerinden çalıştırıyorum. Bakın benim burada portum 5500. Siz bunu e, PHP sunucusunda da çalıştırabilirsiniz. Gerçek sunucu üzerinde de çalıştırabilirsiniz. Her durumda burayı ona göre değiştirmeniz gerekiyor. Hatırlayacaksınız biz modellerimizi teker teker yüklerken aşağıda aslında yapacağız zaten. Models isimli bu şekilde bir sintaks kullanmıştık ve arkadaşlarımızdan gelen e, geri dönüşlere göre bazı arkadaşlarımız bunları yükleyememişler eğer live sunucu yani canlı bir sunucu üzerinde deniyorsanız ya da live server isimli extension'ı kullanıyorsanız şayet bu durumu buradaki porta göre yukarıda yazan 127.0.0.1 üzerinden mesela bizim portumuz neymiş 5500 bunun üzerinden çalıştırmayı sağlamanız gerekiyor yüklemesini sağlamanız gerekiyor tamam ee, eğer diğer türlü sadece models yazarsanız modelleri yüklerken bu durumda live sunucu yani live server bunu okuyamaz hata alırız tamam. Bu yüzden buraya HTTP 127.001'deki 5500 portundan bütün işlemleri yaptığımızı localhost değişkeniyle sabitiyle daha doğrusu söyleyeceğiz. Daha sonrasında hemen modellerimizi bir yükleyelim. Promise all ile birden fazla yükleyecektik hatırlayın. Face API nokta face recognition net. Evet İlk olarak bu arkadaş. Load from URI. Nereden yükleyecek? Şurada backtick kullanıyorum. Backtick'i nasıl yapıyorsunuz? Ee, ben Macintosh olduğu için optionla beraber noktalı virgüle basıyorum. Bu şekilde oluşturuyorum. Ama sanırım alt gr ile beraber yapılıyor. Ya da kontrol ile de yapılabilir. Backtick bunu unutmayın. Eğer backtick kullanamıyorsanız az sonra yazacağım sintaksi. Ee, da göstereyim. Şöyle. Local host'u. İlk olarak buraya alacağım. Ardından slash modelse okuyacağım. Eğer backtick yapamıyorsanız bu sintaks şu şekilde olacak. Onu da gösterelim. Şunu kapatacaksınız. Localhost artı tırnak şu şekilde olacak. Tamam. Bunu bu şekilde burada anlatmış olayım. Daha sonra bu arkadaşı iki kere daha kopyalıyorum. Çünkü iki tane daha eklemem. Recognition. -ko -re Güzel. Yanlış yazmışız. Bir sonraki modelimiz ise Face marks da hatırlayacaksınız. 68 net. Güzel. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Bir tane daha var. Nedir o da? SSD Mobile. Mobile SSV yazdım. Mobile e, Net V1. Evet. Net versiyon 1 o olacak. SSD Mobile Net V versiyon 1. Güzel. Evet bu 3 arkadaş bizim için yeterli. Bu arkadaş oluştuktan sonra artık bütün istekler atıldığı, bütün modeller yüklendikten sonra start ismi bir, bir fonksiyonu çalıştıracağız. Ben bir önceki videoda yanlış yapmışım. Şurada start şu şekilde yapmışım aslında normalde böyle yapmıyorum. Bu şekilde bunu yaptığınız anda direkt kamerayı çalıştırabilir. Bundan kaynaklı olarak bu bütün istekler tamamlandıktan sonra startı çalıştırmak istiyorsanız burada yapmış olduğumuz tanımlayacağımız fonksiyonu çalıştırmak istiyorsanız parantezlerini koymayın. Huf. Evet devam ediyoruz. Bir hemen bir tane function oluşturdum ve bu function'ımın adına da start diyorum. Süper. İlk olarak bu yükleme tamamlandıktan sonra bir tane hemen ekrana ne diyelim dökümana diyelim ki tüm modeller yüklendi diyelim. Güzel. Bakalım sonucumuz ne olacak. Bekliyoruz bekliyoruz. Bekliyoruz ama neyi bekliyoruz? 5500 evet. Burada hiçbir şey göremedik. Ha yukarıda evet tüm modeller yüklendi diyor. Peki bu arkadaş neden sayfanın ortasında gelmedi? CSS'imizde bir sorun olabilir. Body, margin, width, shoe, vertical, evet, line item, center, center, justify content. Allah Allah, çok enteresan. normalde sayfanın tam ortasına pozisyonlamasını bekliyorum ama neden olmadı? Enteresan. Display flex'i koymamayı unutmuşuz tabi. Display flex. Güzel. Şimdi evet tüm modeller yüklendi dedi sayfanın ortasına yapıldı. Şimdi yapmamız gereken şey neydi hatırlayın. Buradan ben direkt fotoğraf seçeceğim değil mi? Bu dosya buradaki file inputunun değiştiği anı kontrol etmem gerekiyor. Ondan dolayı bu anı kontrol edecek kodları yazmaya başlayalım hemen. Diyoruz ki my image nokta add event listener bu arkadaş değiştiği zaman bir fonksiyon çalıştırım. Az sonra bu iki fonksiyonu da değiştireceğiz bu arada. Yani şunları asenkron olarak çalışmasını sağlayacağız ama şimdilik herhangi bir problem yok. Bir tane sabit oluşturalım. selected image diyelim. Bu selected image ne işe yarayacak? Bizim seçtiğimiz resmi ya da fotoğrafı yani bizim seçtiğimiz görseli face API'nin buffer etmesini sağlayacağız. Yani onu alması lazım ki ilk olarak daha sonrasında yüz çıkarımlarını yapabilsin, değil mi? Bundan kaynaklı olarak face api'nin neredeyse çalıştığı her şey doğal olarak vakit aldığı için bu bir asenkron olarak çalışacağı için doğal olarak ben bu arkadaşı await ile bunun sonucu gelene kadar bekle diyorum. Peki await'i nerede kullanabilirdim? Kesinlikle ne yapacaktık? Asenkron bir fonksiyon içerisinde. Bundan kaynaklı olarak da async async kelimesini buradaki arkadaşı pardon yanlış yere koydum. Async'i buraya koyacağım şimdi şunu kaldırayım şimdilik. Evet. Buradaki event listener'ın hemen başına ekliyorum. Güzel. Face API nokta buffer buffer to image image. Nereden gelecek peki bu arkadaş? Benim az önce yukarıda tanımladığım my image değişkenindeki dosyalardan files İlk elemanını al. Multiple olsaydı eğer burada tabii ki de 0, 1, 2, 3 istediğimizi alabilirdik ama bize otomatik olarak yapıyı bu şekilde array ile za sağlıyor zaten bu arkadaş. Bundan dolayı burada 0 yapacağız default olarak varsayılan olarak. Hemen yolumuza devam edelim. Hemen bu fotoğrafımızı bir gösterelim. Seçtiğimiz arkadaşı body.append selected image'i hemen aktar diyoruz tüm modeller yüklendi her şey yolunda Bravo tıkladık buluşma anındaki fotoğraflardan hemen seçtim bakın tak diye ekrana yükledi baya büyük bir fotoğraf süper herhangi bir sorun yok hemen yolumuza devam edelim şimdi ilk olarak daha önceden yapmış olduğumuz gibi Face API'yi kullanarak yüzleri tespit etmemiz gerekiyor bundan kaynaklı olarak da hemen Detections isimli bir değişken oluşturuyorum. Bu değişkenin yapacağı işlem aslında Face API'deki bizim belirtmiş olduğumuz bütün yüzleri tanımlamasını, tespit etmesini beklemek. Tamam. Faces olacak bu. Tamam. Nereden peki yapacağız bunu? Selected image üzerinden yapacak. Tabi bu birazcık zaman alacağı için burası da asenkron olduğundan dolayı bunu bekliyoruz. Await ile beklemesini sağlıyoruz. Artı bununla beraber ne ile yapmasını istiyorum ben bu arkadaşı? Face, land, marksla beraber, yüz ifade değil de işte yüzü işaretlemeleriyle beraber bunu yapıyoruz. Sizi koymayı unuttuk. Evet, güzel. Hemen şöyle yapalım. Başka bir şey var mı? Henüz burada başka bir şey yok. Hemen yolumuza devam edelim. Şimdi bu tespitler yapıldıktan sonra bir de hatırlayacaksınız. O kutuların e, gözükmesi için e, doğru bir şekilde de doğal olarak tespit yapıp o kutuları oluşturup yüzümüzde onları pozisyonlandırabilmesi için bizim resmin boyutlarında, o zaman da kamera boyutlarındaydı, görüntünün boyutlarındaydı e, bazı tanımlamalar yapıyorduk. O yüzden diyorum ki display size. Display size'ı hemen bir tanımlayalım. Bu bir obje width ne yapacaktı? Selected image benim seçtiğim resmin width ile aynı olacak. Height ise benim seçtiğim resmin yüksekliği ile aynı olacak bir şekilde bir obje oluşturduk. Güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ise tespit ettiğimiz arkadaşları bir görelim. Tamam. Bunu yapmak için de ne yapacaktık? Resized Şöyle ki tespit ettiği arkadaşları buradaki vermiş olduğumuz ölçülere göre tespit ediyor. Yani o tespit işlemini o şekilde yapıyoruz. Onu da tamı tamına burada yapacağız. Detections eşittir face api face api nokta resize. resize özür dilerim. Bugün çok yoruldum. O yüzden bayağı bir kötü yazıyorum. Results. Nereden? Tespit ettiğin arkadaşları benim belirtmiş olduğum display size'e göre bunu yap diyelim hiç olmazsa. Bu şekilde anlatabilirim. Aslında tespitin tamam tamına tamı burada zaten yapıyor. Burada da onları şekillendiriyor, konumlandırıyor diye. Tamam. Resize detection'ı bir yazdıralım. Şuradaki arkadaş bize ne gönderecek? Bu arkadaş bir array gönderecek bize. Bunu hemen şöyle bir açayım. Tabi onu da diğer tarafta açtı. Işte. Ben şunu şurada alayım. Şöyle bir kapatalım. Güzel. Şimdi tüm modeller yüklendi. Güzel. Fotoğrafımı yüklediğim anda bekliyoruz bekliyoruz. Herhangi bir hata yok. Evet. Bakın 6 tane obje buldu. Daha doğrusu bir tespitte bulundu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişiyiz biz de burada. Süper. Bakın hiçbir problem yok. Arkadaş buldu ve bulduğu arkadaşları ben 100 buldum diyor. Güzel. %95 oranında 96 oranında 100 bulduğunu buradan bize söylüyor. Süper. Tamam o zaman yolumuza devam edelim. Ee, ne yapacağız şimdi? Şunu kapat, kapatmasak da olur. Hiç sıkıntı değil. Şimdi artık yapmamız gereken şey yüzler tespit edildiğine göre onları bir çerçeve içerisine alalım. Bunu da canvas ile yapacağımızı söylemiştik. Face API nokta, API nokta create canvas from media media ile bunu üretebiliyoruz. Nereden alacak peki kaynak olarak? Selected image'den alacak tabii ki de hemen document.body.append nokta body .appened. neyi canvası yazdırıyorum canvası yazdırdıktan sonra yapacağımız işlem face API ile beraber <laughs> Allahım yarabbim. face API ile beraber bizim burada oluşturduğumuz arkadaşlarla hemen şu yapalım match dimensions yapacaktık hatırlayın Neydi bu Match Dimensions? Bizim kanvasımız ile display size'ın birebir olmasını sağlıyordu. Dimensional. Yoksa ne yapıyordu? Çerçeveleri bambaşka bir yerde gösteriyordu. Ağzımızı aslında yüzümüzün değil de mesela biraz daha göğsümüze doğru getiriyordu o kutuları. Ve Match Dimensions ile biz bunu sağlayabiliyorduk. Tamam yolumuza devam edelim. Şimdi... Şimdi yapacağımız işlem ise bu arkadaşı yazdırmak fetch dimension ne yapmıştık? Resize detections bize ne veriyordu? Bir array veriyordu. Süper. Birden fazla resim olabilirdi. Şey, yüz olabilir tabii ki de doğal olarak burada. Hemen bu arkadaşı bir for each ile döngüye sokalım. Döngüye soktuktan sonra yapacağımız şey d diye bir değişken verelim buna. Her bir e, elemanı. Burada yapacağımız şey şu. İlk olarak bir tane kutu oluşturacağız. Bu kutu D.Detection isimli hatırlayacaksınız orada detection vardı göstereyim şu arkadaşı atalım. Güzel. Bakın Detection isimli bir arkadaş var. İçerisinde bir sürü gördüğünüz gibi bilgi var. Ne işte box objesi var. Buradaki nerede olduğunu söylüyor bize. Onunla beraber işte emin mi, emin ne kadar emin olduğunu bize söylüyor. Burada bilgiler var. Face API'nin anlayacağı bilgileri burada kullanacağız biz de şimdi. Box diyorum. Oradaki detection içerisindeki box'ı, box'tan geleceğini söyledik. İkinci sabitimiz hemen draw box. Draw box ise ismi şuradan geliyor. Söyleyeyim. Şimdi yazayım ondan sonra anlatayım. Draw nokta draw box. Draw Şimdi Diyoruz ki burada drawbox aslında bizim kutuyu çizmemiz için gereken arkadaş. Hemen box diyerek diğer parametresi bir obje label'dır bu. Kimdir bu isimli bir label. Yani ben kutumda kutumun başında label olarak bu şekilde tanımlamasını yapıyorum. Kimdir bu yazacağını söylüyorum ve kutu nerede? İşte kutuda burada. Drawbox kutuyu alıyor. Yani normal şartlarda isterseniz bunu şu şekilde de tabii ki de yazabilirsiniz tek satırda ama anlamı biraz daha e, zor oluyor. Bu arkadaş kutuyu çizmesi, çizmemiz için gerekli olan bize bütün işlemi sağlıyor. Tabi hala henüz kutuyu çizmedik. Onu da şu şekilde yapıyoruz. DrawBox.draw diyerek de kutuyu çizdiriyoruz. Nerede çizdireceğim? Canvas'ta mi? burada söylüyorum. Şimdi ise çizimi yapmasını bekliyorum. Bir çalıştırdık, yükledik fotoğrafı, güzel tanınama geldi, süper. Kimdir bu? Kimdir bu? Kimdir bu? Kimdir bu? Kimdir bu? Hemen küçülttüm fotoğrafı. Evet, kimdir bu? Hepsinde de kimdir buyu yapıştırdı. Mükemmel. Şimdi tabii ki de bu da bizim için çok yeterli değil. Neden yeterli değil? Ee, ismini yazdıracağız tabii ki de. Bu arkadaşların kim olduğunu tepesinde yazdıracağız. O da bambaşka bir işlem. Hemen yolumuza devam ediyoruz. Şimdi burada ilk olarak şundan bahsetmem gerekiyor. Bizim ne demiştik? Library içerisinde resim database'imiz var. Bakın burada bir sürü fotoğraf var değil mi? Her bir isim için kişi için bu şekilde bir tanımlama yapmışız. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 diye isimlendirmişiz. Bunlar çok önemli az sonra bunları kullanacağız. İlk olarak bu arkadaşların bunları okumasını bekleyeceğiz. Yani bunların okumasını sağlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için bir tane fonksiyon oluşturacağız. O fonksiyonu hemen hep beraber yazalım. Şu arkadaşın dışına çıkıyorum. Yani function start'ın hemen dışına çıkıyorum ve diyorum ki load images. Güzel. Load images bir tabii ki de function'ı koymayı unutmayalım. Asenkron olarak çalışacak. İlk olarak onu söyleyeyim. Çünkü içerisinde yine Face API ile şuradaki klasördeki dosyaları okurken e, bir zaman kaybı yaşayacağız. Bunun kesinlikle okunmasını beklemek istediğimiz için, beklememiz gerektiği için bu arkadaşı e, await ile yazacağız. Bundan dolayı da await de async içinde olması gerektiği için bu arkadaş async olmak zorunda. Uzattım orayı biliyorum. Kusura bakmayın ama bazen anlatmam gerekiyor. İlk olarak bir tane sabit oluşturalım ve buna diyelim ki labels diyelim ya da işte people's diyebilirsiniz, pictures diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Labels diyebiliriz bir array. Bu array de sadece string, string verilerden oluşmuş bir array olacak bu. Burada diyorum ki mesela e, buluşmadaki arkadaşlarımı hemen ekleyeyim ben buraya. Cihan'ı buraya ekledim. Ardından kendimi ekleyeyim Gökhan. Ardından Ferdi. Ardından Yasin. Ardından da Güray. Güray'ı okusun. Hatta isim sırasına göre şey e, şu sıralamaya göre gidelim. Güzel. 5 farklı bakın fark ettiğin fark ettiyseniz Cihan, Cihan, Gokhan, Gokhan şekilde. Yani klasörün biri bir ismini veriyorum. Çünkü bu arkadaşlar günün sonunda bizim ismimiz olacak. Tamam? Yani label'ın ismi orada e, kimdir bu yazan yerde klasörün adı yazacak. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Ardından ben bütün dosyaları okuma işlemi yapacağım. Promise nokta all diyorum. Hatırlayacaksınız bu arkadaş içerisinde bir array alırdı ama biz array'imizi zaten burada oluşturduk. Labels. Nokta ee, mapleme işlemi yapacağız biz burada. Çünkü neden? Buradaki array'deki arkadaşları bizim Face API ile Face API'nin tespit ettiği yüzleri tespit ettiği bilgilerle geri döndüreceğiz. Bu aslında sonrasında burası obje falan olacak. Değiştirecek label'ı falan kendisi otomatik olarak atacak. Bundan kaynaklı olarak map'i burada uyguluyorum. Ve şu arkadaşımı açıyorum. Ardından yapmamız gereken nokta şu. E, map pardon yanlış yaptım. Özür dilerim map dedikten sonra parantezimi açıyorum ve label diyerek şu arkadaşı biraz açalım. Şimdi burada da doğal olarak ben burada face api'yi kullanacağım için bu arkadaş da otomatik olarak ne olacak? Asenkron olarak çalışacak bir arkadaş olacak. Peki bu kadar şey yeterli mi? Hayır henüz değil. Bir de bunu return etmemiz gerekiyor. Load image'den veri okuyabilmemiz için. Süper. Devam edelim yolumuza. Şimdi label'ı aldık. Yapacağımız işlem şu. Bütün Description'ları yani Cihan'la beraber Gökhan'la beraber işte buradaki klasörleri okuyarak belli bir veri seti elde edeceğiz. Bu bizim e, şuradaki resimlerden yola çıkarak Face API'in bize yüzü tanıdığına dair bu yüzün bu label'a ait olduğuna dair bilgilerini e, verecek bir arkadaş olacak. Bundan dolayı buraya descriptions, Description's isimli bir tane array oluşturuyorum. Tamam. Daha sonrasında bir tane for ile bir döngü kuralım. Bu çok basit bir döngü. i küçük eşit 3 3 i artı artı. Peki bu nedir? Hatırlayacaksınız. Ben az önce ne söylemiştim? Her bir klasörde üçer tane fotoğraf var. Bundan kaynaklı olarak her bir fotoğrafı teker teker okumasını sağlayacağım. Tamam. Yapacağım şey bu const image ardından await bu arkadaşı bekle diyorum işte şimdi. Neyi bekle? face api nokta fetch image. Tamam. Fetch image. Fetch image içerisine ne alıyor? Bir url alıyor. Hatırlayın modelleri yüklerken yapmış olduğumuz yöntemin aynısı. Tamam. Bunu backtick yazıyorum. Yapıştırdım. Slash koydum. Ardından library klasörü içerisinden oku diyorum. Peki library klasörü içerisindeki dizilim nasıl peki? Bakın label'ın kendisi değil mi? Şu Cihan, Gökhan, Güray, Ferdi, Yasin'i bana veren ne? Label. O zaman ben buraya geleceğim. Label'ı yapıştıracağım. Ardından resmin kendisi. Nedir o? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E ben bunu zaten for ile yapıyordum. Süper. Hemen yoluma devam edeyim. Dolar. İyi yazdır. Ardından nokta jpeg koyacağım ve doğal olarak şuradaki arkadaşların hepsini teker teker okumasını bekleyeceğim. Daha sonrasında bu resimden yola çıkarak ne yapmam lazım? yüz Tespit ettiği yüzleri belirlemem lazım. Aynı şeyleri yapacağım aslında. Ne yapacağım? Await diyeceğim. Daha sonrasında face API nokta detect single face. Ha, yukarıda farklı bir şey yapmıştık. Yukarıda yapmış olduğumuz şey neydi? Ne yapmıştık? Ne yapmıştık? Şurada bütün yüzleri tanımla derken tanı derken tespit et daha doğrusu burada sadece bir yüzü tespit ettik o da nereden geliyor İşte buradaki URL'deki senin fetch ettiğin yüklediğin resimden geliyor süper o zaman <laughs> pardon o zaman nokta diyerek devam edelim with face land marks'la beraber aynı zamanda bir de with face descriptors ile beraber bunu oku diyoruz. Face descriptor aslında bizim için o etiket kısmını aslında alan konu alan arkadaş. Süper. Sonra bu tespit ettiğin arkadaşları bizim yukarıdaki descriptions içerisine aktar. Nokta push. Şu arkadaş. Süper. Şimdi hala burada eksikliğimiz var. Nedir o eksiklik? Ondan da birazcık bahsedeyim. Ee, bu eksiklik şu. Ya da şunu tamamlayayım da ondan sonra bitirelim. Daha sonrasında, daha sonrasında yapacağımız işlem ise map dedik, map dediğimiz arkadaşta biz labelları şekillendireceğimizi söylemiştik ya, hatırladınız mı? Güzel. Şimdi ben burada bir tane descriptions oluşturdum belli bir şey için değil mi bu label için cihan için üç tane fotoğrafı ne yaptım üç tane fotoğrafı okudum onunla beraber tespitlerimi ele, e, tespitlerimi yaptım ardından bunu geri göndermem gerekiyor ki çalışsın mantıken yoksa map olduğu yerde hiçbir şekilde burada bir sonuç çıkartamayız tamam for'dan sonra return diyorum ve diyeceğim şey new face api Allah'ım yarabbim label it Labeled. Evet çok zor yazımı. Face Descriptors muydu? Descriptors. Evet hatırladım sanırım. Label. Ne yapacağım? Bu şu demek. Şu label'ı benim belli belirlemiş olduğum şuradaki tanımlamış olduğum tanıdığım arkadaşlarla eşleştir demek ki etiketle bunları tamam bulduğum yüzlerle şu label'ı birbirleriyle ilişkilendir diyorum aslında burada tamam İşte olay bu kadar Burada başka bir şeye ihtiyacımız yok. Fakat fakat az sonra yukarıya bir şey daha ekleyeceğiz tabii ki de. Onu da e, yeri geldiğinde yapalım. Şimdi geleceğiz zaten. <laughs> Şimdi load image tamam. Burada süper fıstık gibi bu buraya ekledik. Peki aşağıda neler yapacağız? Hemen ondan birazcık bahsetmem gerekiyor size. Şimdi load image geldikten sonra benim tabii ki de artık verileri okuma yöntemim değişmeye başlıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Load image'i nerede çalıştıracağız? Bunlardan birazcık bahsedelim. Neden yapımızın değişeceğinden bahsediyorum? Çünkü burada aslında resize detection'da ben sadece belli başlı kutular yazdırdım. Evet, ama ismini burada sadece kimdir bu olarak belirledim. Şimdi bunlar değişecek. Bundan kaynaklı olarak buradaki arkadaşımızın çok bir esprisi kalmadı. Şimdi şu imajımızın değiştiği anı bir kapatalım ve start fonksiyonu içerisinde birazcık tanımlamalar yapalım. Bir tane sabit tanımlıyorum. Hemen bunun adına da diyelim ki label descriptions diyelim. Bu nedir? Tahmin edebileceğiniz gibi await load ne olacak? images. Yani resimleri yükleme kısmı. Şimdi burada await'i kullanıyorsam ne yapmam gerekiyordu? Bu arkadaşı kesinlikle async olarak tanımlamam gerekiyordu ki hata almayayım. Daha sonra bana burada isime göre e, tespit ettiği yüzde alakalı bilgileri verdiğine göre label descriptions içerisinde ne yapacağım? Ben bunları birbirleriyle ilişkilendireceğim az sonra. Ama bunun için ilk olarak benim label içerisinde bulduğum verilerle beraber e, verilerin ne kadar tutarlı olduğunu ya da yüzde kaç ben bunları oranlayayım e, sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Yani demek istediğim şey şu. Label Descriptions içerisinde Cihan'a ait belli başlı yüzlerden şuradaki okuduğu yüzlerden kaynaklı olarak bir çıkarımları var. Gökhan'a ait, Güray'a ait, Ferdi'ye ait var. Hepsi burada duruyor. Şimdi yapmamız gereken şey ise seçtiğimiz fotoğrafta seçtiğimiz fotoğraftaki tespit edilen yüzlerin şuradaki arkadaşlarla ne kadar uyuştuğunu ne kadar uyuştuğunda bunu etiketleyeceğini bizim Face API'ye söylememiz gerekiyor. Bunun için de Face Matcher Face Matcher'ı kullanacağız içerisindeki. Face API nokta Face Matcher. Ardından şuradaki değişkenimiz yani sabitimiz diyorum ki yüzde %60 bir oran var ise o zaman kesinlikle bu arkadaş doğrudur. Bunu etiketle aksi halde anlam der buna. Tamam. Tabi face matcher'ı bu şekilde tanımlamak bunu kullanabileceğimiz anlamına henüz gelmiyor. Bunun için de tabi ki de başka bir şey yapacağız. Peki o yapacağımız şey ne? Hemen ona bakalım. Şimdi bunun için tekrardan aşağı doğru iniyorum. Yani şu change'i açıyorum. Şu arkadaşı kapatmıştık. Şimdi buraya bir şey ekleyeceğiz. Face landmarks ile la beraber ne yapacağım? With neydi hatırlayın yukarıda şey aşağıda yapmıştık face descriptor'dı değil mi? Şu arkadaşı da yukarıda hemen alacağım. Doğal olarak descriptor'la beraber bütün seçtiğimiz fotoğraflardaki yüzleri e, yüzleri ta, şey tespit ettiriyoruz yani. Tamam? Devam. Nerede kaldık? Nerede kaldık? Evet şurada kaldık. Şimdi yapacağımız işlem çok basit aslında. Bir tane results isimli bir sabit oluşturacağım ve burada yukarıda yapmış olduğum işleme benzer bir işlem yapacağım. Resize Detections'daki arkadaşlardan arkadaşlara bir mapping uygulayacağım. Peki bunu neden yapacağım? Hemen ondan birazcık bahsedeyim. Birazcık şöyle evet ondan birazcık bahsedeyim. Şimdi Resize Detection bizim seçtiğimiz fotoğraf içerisindeki tespit ettiği yüzleri söylüyor değil mi? Peki aşağıdaki face matcher neyi söylüyordu bize hatırlayın. Bizim şuradaki bizim database'imizdeki resimlerle beraber e, etiketlenmiş olan çıkarımlarını söylüyor. Süper. Benim bunlarla beraber şuradaki çıkarımlarla beraber seçtiğim fotoğraftaki tespit edilen yüzleri ilişkilendirmem lazım. Az önce söylediğim şeyi tamı tamına burada yapacağım. Bu yüzden mapping'i kullanacağım. Array'i teker teker yani array'i manipüle edeceğim. Ee, şey gerek yok. Face Matcher nokta find best match. İşte olay bu. Neyle yapacağım bunu? D nokta descriptor isimli bir arkadaş vardı. Hatırlayın, hatırlayın şu resize detections içerisinde. Descriptor, pardon, hatırlayın dedim ama yanlış söyledim. <laughs> hatırlayamazsınız. Hatırlayamazsınız çünkü neden hatırlayamazsınız? Şu, göstereyim. Şunu kapattım. Çalıştırdım ve daha sonrasında da Resize Detection'ı burada çalıştıracağız. Bakalım hata verecek mi şimdi tabii ki de. Evet hata verebilir çok da anormal değil. Evet güzel single demiş. nedir Promise all is not a function demiş. Aşağıda bir hatamız var onu bir hemen çözelim. tors face descriptors. Allah Allah nerede hatamız olabilir? With face descriptors. Descriptors değil. Descriptor olmalıydı ya. Pardon. Özür dilerim. Evet. Şimdi onu da değiştireyim de. Şimdi hata gelmesin. Modeller yüklendi. Bütün resimler şu an yüklenmeye çalışıyor. İnanın bana bakın. Tak 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 tak. Yüklüyor. Hepsini yükledi. Üçer tane fotoğraf vardı ama bir tane de hata geldi. Peki bu hatanın expected descriptors array demiş. Bakalım neymiş? Aşağıda verdi hatayı. Ah, ah, pardon. Detections değil. Detections.descriptors olacak bu. Evet güzel. Şimdi hata vermemesi lazım. Bekliyoruz. Birincileri yükledi. Hata yok hiçbir şu ana kadar. Güzel. İkileri yükledi. Üçleri yükledi. Bir hata daha geldi. Süper. Descriptors. Array. Allah Allah değiştirdik ya. Daha ne istiyorsun bizden? detections nokta descriptors descriptors değil descriptor olacak o descriptions yoktu hatırlayacaksınız mı diyeyim yok henüz onu görmedik zaten onu gösterecektim evet pardon güzel face matcher is not a constructor demiş süper 45. satıra gidelim bir yerde daha hatamız var ne demiş new face matcher güzel Allah Allah buradaki hata ne olabilir diye bakalım 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 ne olacak face matcher Face matcher bu olacak. Bir daha yüklemeyi sağlayalım ama güzel bakın az önce bunlarla karşılaş az sonra bunlarla karşılaşacak karşılaşsaydık daha sıkıntı olabilirdi. Evet güzel hepsini yükledi. Herhangi bir sorun yok. Şimdi fotoğrafımızı seçelim şuradan gönül rahatlığıyla. Şuraya bakacak olursanız bakın şuraya detection var, landmark var, bilmem ne var, bilmem ne var. Doğal olarak bizim aslında burada kullanacağımız arkadaş nerede kullanacaktık o arkadaşı? Hemen yukarıya çıkalım. Face matching işlemi için kullanacağımız arkadaş da e Descriptro descriptor Tora ihtiyacımız var konuşabilseydim süper olacaktı. Descriptora ihtiyacımız var. Şu arkadaş, bunun gelmesi için ise sizin face descriptor ile beraber bunun tespit edilmesini sağlamanız lazım, tamam? Bu çok önemli bir ayrıntı bu arada. Hemen şunu geri açıyorum. Ee, pardon yanlış şeyi geri açtım. Şunu geri açıyorum. Descriptor ile yolumuza devam edeceğiz. Peki, şimdi bunu da yaptığımıza göre kaydedeyim. Evet güzel. Results ilgili başka şeyler yapmam gerekiyor. Results nokta for each. Aslında results dediğimiz arkadaş şu. Tamam. Şunu kopyalıyorum. Bir önceki versiyonu da size kalsın diye. Research detection değil de artık çünkü Research detection'ı artık biz genişlettik. Veri yapısını değiştirdik. En uygun yüzü bularak daha iyi bir veri elde ettik. Bundan kaynaklı olarak results ile bu arkadaşı alacağız. Ama sadece burada results ile birlikte bir de indeksini ee, alalım ki daha mantıklı bir işlem yapalım. Neden? Çünkü şundan dolayı. D değil, değil artık. Ne olacak? Result'un res, ee, neden? Resize detection içerisindeki i'ninci indekste bulunan arkadaşın arkadaşın detection'daki box'ı ele al. Draw box'ta ise yapacağımız işlem ne olacak? Tamı tamına ee, şu olacak. Label'daki arkadaşı sileceğim result içerisinden gelen veriyi toString metodu yardımıyla stringe çevir etiketle diyeceğim. Başka da yapacağım bir şey yok. Tamı tamına bu kadar diye tahmin ediyorum bakalım. Sayfayı yeniledik. Güzel tüm modeller yüklendi dedi. Ama resimler yüklenmedi henüz. Aslında oraya da bir tane loading yapabiliriz. Seçtik dosyayı. Şunu seçtik. Chat. Bakalım ne yapacak? Evet. Hata var. <laughs> With face landmarks is not a function descriptor. Nerede hata yaptık? De... Şu arkadaş evet bu sefer de bu sefer de doğruyu yaptık aslında. Descriptor evet güzel. Pardon. Buradakini doğru yazmıştık. Şimdi Burada birden fazla res şey yüz burada tespit etmek istediğimiz için descriptor's olacak ama burada sadece bir tane face, bir tane yüz tespit ettiğimiz için descriptor olacak. Tamam? Bu çok önemliymiş. Ee, onu tabi fark etmedik yani. Pardon. Devam edelim. 1 2 3 Birazcık uzun ders oldu ama detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Seçtiğimiz arkadaş hangisini seçtik bilmiyorum ama süper mükemmel hemen geri gidelim şöyle şu arkadaşları artık kapatabiliriz mükemmel şöyle yanaşabiliriz aslında şöyle yapalım evet Güray Gökhan Yasin bu arkadaşımızın adını bilmiyoruz ve Cihan gördüğünüz gibi ve Enes yok. O da onu da o arkadaşımızın adını da bilmiyoruz. Bu da Oğuzhan aslında. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde aslında tanımlamayı yaptı. Süper. Peki. Başka bir fotoğraf yüklemek istersek. Yükleyebiliriz pekala. Mesela bundan yükleyebilecek mi? Süper. Unknown, Yasin, Cihan, Güray. Mükemmel. Gerçekten başarılı. Gayet iyi. Gayet iyi. Sayfayı yeniliyorum. Şimdi yeni modeller eklemek istiyorum. Yeni arkadaşlar eklemek istiyorum. Kendimi, İlker'i, eşimi, kızımı. Ben vardım zaten. İlker, Handan, Defne. Şimdi bakalım ne olacak. Bütün hepsini yükledim bakalım. Tak 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 indiriyor. Gayet güzel. Süper. Choose file dedim ve şu arkadaşı kapatmaya çalıştım da yanlış yaptım tabi. Şunu mesela bir paylaşalım bakalım kimi buradan tanıyacak. Süper. Defne'yi tanıdı, beni tanıdı. Eşimi doğal olarak tanımadı. Adi köpek. Evet. <laughs> Yolumuza devam edelim. Resimden yüklendiğinden emin olalım da. Güzel. Şu örnek 2'yi yapalım. Bu sefer burada İlker var. İlker. İlker'i tanıdı. Handan'ı tanıdı, beni tanıdı. Gayet iyi. Bir fotoğraf daha yapalım ve artık artık sona gelelim değil mi? Neredeydi ya? Bir tane vardı ama. Şu. Evet. Tabi burada birbirine girdi şeyler. Şunu kapatalım. Bekleyelim. Haydi 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 haydi. Güzel. Hop. Ne yapıyoruz? Şunu seçiyoruz ve süper. Mükemmel. Handan, Defne, Gökhan. Böylece başarılı bir şekilde ne yapmış olduk? Bu arkadaşı bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar birazcık uzun ders olduğu farkındayım. Belki bazı yerlerde uzattım. Onun da farkındayım ama bu çok önemliydi. Çünkü bir sonraki derste çok güzel bir uygulama yapacağız. Bir sonraki derste bir önceki derste yaptığımız ve bu derste yaptığımızı karşılaştırıp daha doğrusu birleştirip çok güzel bir uygulama yapacağız. Ne o uygulama? Yüzü yani Face ID ile bir web sayfasında oturum açma, login olma işlemini yapacağız. Bunun için de bu iki dersi çekmem gerekiyordu doğal olarak. Ve detaylı bir şekilde anlattım. Çünkü bir sonraki derste daha farklı şeylere değineceğiz. Bundan dolayı bu iki dersi detaylı bir şekilde anlatmam gerekiyordu. Neyse bu derslik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kodlamayı asla unutmayın. Bay bay.